Sümerliler Türklerin bir koludur. Sümer, Türk kültür bağları, Muazzez İlmiye çığı. Mustafa Kemal Atatürk, Sümerlilerin tarih ve kültürünün halkımıza tanıtılmasını ve onların varsa Türklerle bağlantılarının bulunup kanıtlanmasını istiyordu. Bunu yapacak uzmanların yetişmesi için de Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Sümeroloji bölümünü açtırtmıştı. Ne yazık ki 70 yıldan beri ne orada akademisyenlerden ne de onların yetiştirdiklerinden bu konularla ilgilenen oldu. Halbuki Sümer Türk Araştırmaları Merkezi kurulmalıydı. Böylece bu konudaki çalışmalara yol açılır, teşvik edilir, yapılan çalışmalar bir araya getirilirdi. Bunun en anlamlı örneğini Macarlar yapmış, yalnızca kendi ülkelerinde değil, Kuzey ve Güney Amerika'da Sümer-Macar araştırma merkezleri kurmuşlardır. Bunların Avustralya'ya kadar uzanan şubeleri açılmıştır. Macarlar çeşitli yerlerde ve ülkelerinde bu konularda konferanslar, sempozyumlar yapmışlardır. Bugün özellikle bizim böyle bir merkeze ihtiyacımız var. Çünkü bu konuda Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, İran'da çalışanlar bulunuyor. Oralarda kazılar yapılıyor ve Sümer kültürüyle ilgili benzer çok önemli eserler meydana çıkıyor. Böyle bir merkez olsa bu bilgiler orada toplanırdı. Bunun için bir hayli uğraştım ama ne yazık ki beceremedim. Fakültenin Hititoloji ve Sümeroloji bölümlerinin ilk mezunları olan ve İstanbul Arkeoloji Müzelerine atanan Hatice Kızılyay ile ben de 33 yıl boyunca kazıdan çıktıkları gibi duran tabletlerin konservelerinin tasnif edilmeleri, numaralanmaları ve önemli bulunan tabletlerin yayınlanmaları işleriyle uğraştık. Bunun sonucunda 74 bin numarayı kapsayan bir çivi yazılı belgeler arşivi oluşturuldu ve bu belgelerden bir kısmı bilim insanlarının çalışmasına sunulmak üzere 8 kitap olarak yayınlandı. Ne var ki bunlar Atatürk'ün istedikleri değildi fakat onun istediklerine büyük bir kaynaktı. İşte bu kaynaktan edindiğim bilgiler ile emekli olduktan sonra Aziz atamızın isteği doğrultusunda halka dönük kitaplar yazmaya başladım. Bu kitaplar büyük ilgi gördü. Onlar yoluyla ülkemizde bir Sümer merakı başladığını aldığım telefonlar, mektuplar, o kitaplarla ilgili yazılardan anlıyorum. Bu arada Sümerlilerin Türk olduğuna veya olabileceğine dair herhangi bir yazı yazmadım ve söylemedim. Çünkü bu konuda bir araştırma yapmamıştım. Buna karşılık üniversite dışında ülkemizde İran ve Türkmenistan'da Sümerce Türkçe ses ve anlam bakımından uyan kelimeleri çıkarıp yayınlayan bilim insanları vardı. Onlar bu çalışmalarla Sümerlilerin Türk olduğunu söylüyorlardı. Buna karşılık bazı bilim insanlarımız bir dilden diğer dile kelimelerin geçebileceğini, bunun için söz bağlantılarının yeterli olmayacağını, kültür bağlantılarının da bulunması gereğini ileri sürüyorlar. Bu yolda ilk çalışmayı Türkmen olan Sayın Begmiyart Gerey 5000 yıllık Sümer Türkmen bağları adlı kitabında yaptı. İkinci olarak buna benzer kısa bir çalışmayı Kaybolan Cennetin Peşinde adlı makalesinde Özbek doçent doktor Cabbar Işankul verdi. Ben de daha sonra Sümerlilerce yazılan ve din kitaplarına geçen Nuh Tufanı olayının Orta Asya'da olduğunu ileri sürdüğüm Sümer'de Tufan, Tufan'da Türkler kitabında Sümerlilerin Orta Asya'dan geldiklerini kanıtlayan ve Türklerle olan kültür bağlantılarını gösteren bulguları ortaya koydum. Elinizdeki bu son çalışma olan Sümerliler Türklerin bir koludur. Sümer Türk Kültür Bağları kitabı ile de elde edebildiğim bütün bağları gösterdim. Kitabın sonunda çeşitli araştırmacıların yaptığı dil karşılaştırmalarından örnekler verdim. Bu çalışmalar Sümerlilerin Türklerin bir kolu olduğunu dünyaya kabul ettirmek için yeterli mi? Önce kendi bilim insanlarımızın bunu kabul etmesi, el birliğiyle bu konuda çalışması, bu çalışmaların üstüne yeni buluntular ekleyerek kongrelere sunulması, yabancı dergilerde yazılması ve bütün karşılaştırmaların yabancı dilde kitap haline getirilmesi gerek. Bazı araştırmacılarımız Batı'nın Sümerlilerin Türk olduğunu, dillerinin Türkçe olduğunu kabul etmediklerinden yakınıyorlar. Bugüne kadar biz de bunu kanıtlayacak şekilde bir çalışma yapılmadı. Bugün elimizde çok güçlü kanıtlar var diyoruz. Önemli olan bu güçlü kanıtların değerlendirilmesi. Bugün hem Avrupa hem Amerika'dan Sümerce'nin yaşayan veya ölü hiçbir dile benzemediği yazılıyor.
Halbuki yüzlerce Sümerce kelimenin hem fonetik hem de anlam bakımından Türkçe'ye tam uyduğu, hatta birçok kelimenin bugünkü Anadolu Türkçesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bütün bunlara dayanarak ben bugün Sümerlilerin Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göç eden Türklerin bir kolu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kitabı okuyanlar arasında bu tezi kabul eden de olacaktır, etmeyen de. Ben bir yol açtım. İsteyenler o yolda yürüyerek bu tezimin savunmasını yapar, onu daha ileri götürür, Batı'nın gözüne sokar. Ben de elimden geleni yaptım. Kitabın gereken ilgiyi görmesi en büyük isteğim. Çeşitli araştırmacıların yapmış olduğu Sümerce Türkçe kelime listelerini yayınladıkları yerlerden listeler halinde çıkarıp kitabın sonuna eklenmesini sağlayan sevgili dostum arkeolog Nurdoğan Gülen'e en candan teşekkürlerimi sunarım. Muazzez İlmiye Çığ, 17 Nisan 2013.